Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ramazan Badılı. Tuz Gölü çiftliğimize hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz de iyisinizdir. Bizler de burada iyiyiz. Biraz soğuk sıkıntısı var burada. Don, soğuk. O hariç her şey yolunda. Dediğim gibi umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bu arada her geçen gün çoğalıyoruz. Yeni arkadaşlar geliyor kanalımıza. Onlara da hepimiz adına, kendi adıma hoş geldiniz diyoruz aramıza. Umarım sizler de bu çiftlikten, hayvanların videolarından bir iş çıkarma çalışıyoruz. Burası bizim tavukların yeri. Kapıyı açtık. Kimiz? Bizim tavuklar yarısı burada, yarısı koyunların arasında, arılarda kalıyor. Böyle dağılmışlar sağa sola, isteyen istediği yerde kalıyor. Bunlar burada. Buraya alışıklar, buraya gelip gidiyorlar. Sabah bugün ayın 12. yani 25'i, Noel'in birinci günü. Bensiz geçen ilk Noel oldu bu sene. Bir senedir Norveç'i bırakıp geldiğimden bir sene geçti. Norveç'ten gelelim. Ayın 25'i dedik. Saat 9.30 sabah. Hava yavaş yavaş düzeliyor. Çok güzel bir hava var şimdi. Güneşimiz var. Her şey yolunda. Şahane bir yer. Bizim tavuklar hala dışarı bile çıkmak istemiyorlar. Niye? Çünkü önlerinde bolca yem var, suyu var. Onun için dışarı çıkmasalar da olur ama ben gene de kapıyı açıyorum. Hani hayvanlar dışarı çıksın, dolaşsın. Dışarıyı görsünler, dışarıdaki havayı görsünler. Onun için içeride oldular mı sıkılmasınlar. Hani bilsinler dışarıda hayat berbat. Bu da bizim yeni çiftliğimize gelen yeni silahşörlerden bir tanesi. Daha buna isim bulmadık. Birisi Fred olsun diyor. Birisi Ayboğan olsun diyor. Ben bunu dün kuludan getirdim. Böyle küçük bir şey getirdik. Bu da buranın süsü olsun. Çok yanman bir şey. Küçük. Zagar'ın tam hası. Getirdim. O da burada dolaşıyor. Buraları öğrenmeye, tanımaya çalışıyor. O şu an çok çok güzel bir hayatı var onun. Özgürce dolaşıyor, koşuyor. Ben bunları hayvan barınağından getirdim. Oradaydı. Onu oradan aldım. Bir de yeni bir dişi daha getirdim. Adamcı. Çok güzel adamcı bir dişi köpeğimiz. Bizim diğer dişi de karşıya havlıyor. Buralar gece tilkilerle mi desek, kurtlarla mı desek doluyor. Akşam burada, yani abartmadan, abartılı olmasın, 100 tane tilki vardı. Yani biz tilki diyoruz, içinde artık kurt da vardı, tilki de vardı. Doluydu burası. Bizim bir arkadaşım ineği ölmüştü, onu getirmiştik buraya. Herhalde onlar bir de et kokusuna mı geliyorlar? Davar kokusuna geliyorlar. Burada çöpümüz var, aşağıdan çöpe geliyor hayvanlar. Çünkü kar kapalı, her yer don. Hayvanlar doğal olarak açlar. Dolaşıyorlar. Tabii buraya kesinlikle yaklaşmıyorlar. Çünkü bizim burada köpek sayımız çok. Bizim 10 küsür köpeğimiz var burada. Bunlar akşam burada işlerini yapıyorlar. Çok
güzel bir şekilde yapıyorlar. Yani enik olduklarına göre hala yavru olduklarına göre güzel iş çıkarıyorlar. Ama çok kaliteli eniklerim var benim. Tabii benim kendi düşüncem bu. Bunlar büyüdü. Bir yaşındalar. Daha bir günleri var bir yaşına girme ama bir yaşındalar, büyüdüler. Bunlar hepsi kardeş. Bu üçü, karşıdaki, diğeri, bir tane arkada. Bu bizim Zagar'da, babası ayrı. O da bunlarla kardeş. Gene de çok soğuk. Ellerim dondu vallahi. Telefonu zor tutuyorum. Raket soğuk. Bizim diğer enikler, bunları bırakmadık da. Çünkü buralar mecbur, böyle bunlar buralara dikkat edecektir. Oradan kurt gelebilir. Ama dediğim gibi köpeklerin sayısı çok olduğundan şimdi dediğim gibi yeni gelen Fred'imiz, ismi Fred yakışıyor buna ama Fred Çakmaktaş. İşte bu onları öldürecek. O akşam kurtları bu boğacak ha. Fred. paşa. Türü. Bu da bizim diğer hasta olan Beçu. O da iyileşti. O da çıktı dolaşıyor. Sağda solda. Bunlar bu. Beçu'nun keyfi yerinde, iyileşti. Beço burada, o da yavaş yavaş cesaretlenip dolaşıyor buralarda. Fırat bak Fırat. Fırat silah gibi hiçbir şeye yaklaştırmıyor bana. Hani uzun namlu silahlar olur ya, bunlar o uzun namlular, bu da tabanca, kısa. Bu bizim paşa. Bir de Fred, şunlara bak. La Fred. Adamdaki cesarete bak ya. Silah gibi. Bu da diğer dişimiz. Bunu da yeni getirdik. Fred'le beraber. Bunun ismi de Beçik. Beçik herhalde uyuz olmuş. Herhalde sade ekmekle beslemişler. Ben Beçki ilaçlarını yaptıracağım buna. Bu da sağlam bir dişi. Çok adamcı, çok güzel, sağlam bir köpek. Bunlar sahipsiz kalmış, sevgiye muhtaç kalmışlar. Ama yanımızda bunlar çok güzel iş çıkaracaklar. Ha bak şuraya. Bunu besinle. Her yer suyu. Yana. Ooo Beçi, sakin ol. Bece bece. Ha, çok mutlular buraya geldikleri için. Çok adamcı dişi. Beço'muz, Beço da istiyor okşayım. Aşağıya okşayım. Beço. O da iyileşti, kurtuldu. Helal. Fred. Git kırık, git paşanın yanına git Fred, gel gel Fred. 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 Gel paşanın yanına gel gel. Şöyle yan yana gelin, bir şey gösterelim size. Allah. Allah. Ay Fred'e bak, Fred'e bak bak. Küçücük bir şey, eşek kadar köpek kafa atıyor, şuraya bak. La Fırat gel gel, kendini öldürteceksin la. Allah Allah.
Fırat. Fırat gel. Fırat'taki cesarete bak ya. Herkesin gönlüne bir aslan yatar ya. Bizim Fırat'ın aslanı boynuzlu bir de. Ayaklarını da uzatmış. Aynen öyle bir aslanı var bizim Fırat. Bizim bu dişi bugün ilaçlar olacak. Bizim bu dişin durumu hiç iyi değil. Bu uyuz olmuş. Buna hemen iğne ilaçlarını yapalım. La Fırat rahat dur ya. Rahat dostlar, rahat rahat. Şöyle çek. Fırat diyor buranın ağası ben olacağım. Artık beni dinleyeceksiniz diyor. Fırat herkese ayar veriyor. Fırat sakin ol lo. Gel. Gel 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 Fırat gel. Uğraşma paşa ile bir ısırıkla maazallah işin biter. Burada bizim Demir. Diğeri de Pamuk kardeşler. Şahane bir ortam var burada. Anlatılamaz, çok güzel. Her yer bembeyaz, kar. Hava hafif soğuk. Elim cebimde olsa daha güzel olacak. Güneş var. Eksiler düşüyor yavaş yavaş. Havanın soğuğu geçiyor yavaş yavaş. Bizim diğer köpek karşıya avlıyor orada. Bir şey mi var? Akşam buranın bekçileri bunlar. Çok güzel iş çıkarıyorlar. Fırat zaten kapının önünde yatıyor. O kapının önüne hiçbir şey yaklaştırmıyor. Çok güzel ev köpeği. Fırat'ın işi evde kalacak. Onun çöl mölde davarlı işi yok. O evde kalacak. Bizim bu Beço davara gidebilir belki ama evde kalsalar da iyi olur. Bu arada barınakta çok güzel köpekler var. Birbirinden güzel değişik hayvanlar var. İsteyen köpek sahibi olmak isteyen arkadaşlar gidip oradan alabilirler. Tabii bu hayvanlara bakmak şartıyla bunların ilacı, yemeği, içeceği her şeyini üstlenmek suretiyle veriyorlar köpekler. Bunlar burada artık eminim güzel hayat yaşayacaklar. Fred'in işi tamam. Fred diyor burası artık benden sorulur. Küçücük bir şey, şuna bak, benim ayakkabı kadar ama kalkıyor bizim en büyük köpekle kafa düşüyor. Lan Fred, Fred, namussuz Fred. Sabah erkenden kalktık. Hayvanlarımıza hepsini yemini verdik. Gittik kahvaltımızı yaptık. Sonra tekrar kalktık. Bu sefer de ikinci kere saman falan verdik. Hayvanlar bu sefer de onu yiyorlar. Bir iki saate kadar hayvanlar şuralarda bırakacak dolaşsınlar. Biz de diğer akşam hazırlıkları yapıyoruz. Dediğim gibi çok soğuktu bugünlerde. Her şey donmuş. Hayat durmuş. Sular donmuş, havuzlar donmuş. Bizim bir koyun ölmüştü. Köpekler buraya attı ama bunu herhalde burada tilkiler falan halletmiş. Ya da köpekler, bilmiyorum. Burada
yapmışlar bunu ya. Koyundan bir şey kalmamış. Bizim güdük. Güdük. Fred, onunla uğraşma. Şakası yok onunla. Güdük seni direkt öbür tarafa yollar. Ona yaklaşma Fırat da anladı. Onun şakası yok. Yanına bile yaklaşma. Kulu. Ama şimdi de bu küçücük şey ne dolaşıyor buralar, şuna bak. Ama dün getirdiğimden beri et diyor. Keyfi yerinde Fırat'ın. Buralarda öğrendi, dolaşıyor dünden beri. Mıntıkasını, arazi, kendi mekanını öğrenmek istiyor. Akşam bize misafirler gelmişti. Çok güzel yayın yaptılar bizim çiftlikte. Onları YouTube'a atacaklarmış. Ben de sayfamda paylaştım o canlı yayını, Facebook sayfamda. Güzel geçti. Avrupa'dan arkadaşlar geldi. Burada arkadaşlar geldi. Dayım onlar geldi. Süper, şahane bir gece geçti. İyiydi. Akşam dışarı çıktılar buralarda. Kurt falan vardı, tilki vardı, çektiler videolarını. Çekimlerini gittiler. Cemir. Allah Allah. Ha, Fırat'ın hiç şakası yok. Diğerleri enik olduğu için Fırat herhalde yaşça onlardan büyük. Enikleri yavaş yavaş. Hepsi ne diyor, buranın şefi ben olacağım. Bunlar ellemiyor. Allah Allah, şuna bak lan. Fırat. Fırat. Orada bir şey mi var bizim kişi? Tutturmuş o köşeye doğru havlıyor ya, Allah Allah. Bilmiyoruz ki. Her şey olabilir. Şu ortama bak ya. Burada geçen bir video dedim, burada av, tam av havası falan. Arkadaşım biri sormuş, ne avı falan. Burada tavşan avı var, başka bir şey kalmadı. Kuş türü bitti, gelmiyor. Göl kurudu, bizim Tüz Gölü. Burada gelen nehirler kurudu. Burası çok büyük değişim geçirdi, kuraklık oldu. Onun için burada artık kuş sürüsü, kuş türleri kalmadı. Yani bitti. Bir tavşan var. Tavşan da yasak zaten avlanması. Onun için burada avlanacak bir şey kalmadı. Ama tabii var. Hayvanlar gece çıkıyor ortada. Tilkidir, işte kurttur. Nedir? Çıkıyorlar. Onlar da zaten kimse ellemiyor, yasak. Hayvanlar da kendi karnlarını doyurmak için dolaşıyorlar. Kapının önüne kadar geliyorlar. Ellemiyoruz. Çünkü burası onlarla güzel oluyor. Onlarla tatlanıp şenleniyor. Onlar da kalkıp burada korkutsan hiçbir önemi, güzelliği kalmaz. Sürtük. Bu hiç rahat durmaz. Bu var ya, bu rahat durmaz. Da var da saman yiyor. Bizim mekanımız, hava ne kadar soğuk olursa olsun
İçerisi sımsıcacık. Çok güzel. Sıcak tutuyor bizi. Hamile olan koyunlar da yavaş yavaş belli oluyor. Onlar da herhalde bir 20-25 gün sonra bizim davar başlar kuzlama. Yakında ayıracağız bu boş olan koyunları. Hamile olanları ayıracağız. Onlar ayrı ayrı kalsınlar. Bu bizim diğer dişi eşeğimiz. Onu da getirdik köyden. Bizim eşekler bunlar. Buranın emektarları. Bunlar da yabana giderken her şeyimizi sırtlarında taşıyorlar. Davarla gidip geliyorlar. Soğuk hayvanlar üşüyor. Onun için sabah şöyle falan sürmüyoruz, evde duruyor. Hava düzelinceye kadar samanlı bir şeyler veriyoruz, yiyor. Bekliyor, vakti geldim zaten kendisi durmaz. Çıkar gider. İstediği zaman gider, istediği zaman gelir zaten. Kapılar açık, her yer açık. Davarın keyfini diyecek yok. Nerede bizim keçiler? Bunlar her taşın altından çıkıyorlar. Havuzlara girerler. Ağırda sağa sola tırmanırlar. Havada kalacaklar. Bu değişik bir hayvan türü. İlle yüksekte olacaklar. Her yerden tırmanıp atlayıp geçiyorlar. Bu erkek, bu küçük olan. Bu erkek. Oğlak. Bu senenin kuzusu. Oğlağı diyelim. Benim vardı bir tane büyük, geçen sene köpek gelmişti buraya. Nereden geldiği belli olmayan bir köpek. Kavi, kavi. Bizim bağdaş koyunumuz tam alışmadan mı alıştırıyoruz? Diğer başka var bağdaş koyun. Bu köpek bize öyle gelmişti. Bağladık. Mukayyet olduk bizim köpekler zarar vermesin diye. Facebook'a yayınladık. Sağa sola sorduk. Hani sahibi falan çıksın gelsin. Sahibi çıkmadı. Sonra öğrendik. Bir arkadaşımız, o da başka yere vermiş o köpeği. Hayvan geri gelmiş bu taraflara. Birkaç gün bağlı olduktan sonra bıraktım, dedim davarla gitsin köpek. Davarla gitti. Sen git bizim o tekeyi sabah çölde öldür. Bizim tekeyi öldürdü o köpek. Sahibi de çıkmadı. Götürdük o köpeği, barına bıraktık geldik. Çünkü artık o köpek işimize yaramazdı. Bizim köpeklerin de huyunu bozardı. Dayanıklar bizim köpekler. Onlara bir şey, kötü şey olmasınlar, alışmasınlar diye onları götürdük. Onu götürüp barınağa bıraktık. Keçilerin de karnı şişmiş. Zaten hep karnılar şişiktir de.
Bunlar hamiledir. Bunlar geçen sene boş kaldılar. Bunları aldığımda bir deri bir kemikler, perişan bir haldeydiler. Bunlar koça gelmediler ama bu sene koça gelir. Heve, heve, heve. Bu bizim koyun, Bağdaş koyunu ismi Uyku. Biz ona Kürtçe heve diyoruz. Heve uyku demek, onun adı Uyku. Uyku, heve. O da herhalde duruma bakılırsa bu da ikiz getirecek. Öyle gözüküyor. Bakalım. Şu an durum böyle. Sabah sakin geçiyor. Her şey yolunda. Fred'in keyfine diyecek yok. Fred tam istediği yere geldi. Kendinden emin dolaşıyor buralarda. Keçiler kırışmış, bunlar soğuğu sevmiyorlar. Zaten öyle oluyor, soğuğu aşağı yukarı bütün hayvanlar sevmez, fazla soğuk oldu mu. Bu videomuz da 27 dakika oldu, aşağı yukarı yarım saat. Bu videoyu da burada keselim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Dediğim gibi yaş doğursan arkadaşlara abone olmalarını dileyebilirsiniz. Sayımızın çoğalması için. Çünkü bu 1000'i geçtik mi o zaman daha güzel kullanılırmış bu Facebook, YouTube kanalı. Bazı kolaylıklar şimdilik sağlandı ama bu 1000 dolması lazımmış. O zaman daha rahat, daha güzel çekimler oluyormuş. Kendinize iyi bakın. Hayatınızı yaşamaya bakın. Hayat kısa. İstediğiniz, sevdiğiniz işlerle uğraşın. En güzel iş sevdiğin işi, en güzel hayat sevdiğin işte çalışmaktır. Onun için biz de bayağı zaman sonra geldik, sevdiğimiz işe kavuştuk şükür. Bundan daha iyisini bekleyemezdik. Şuna bak, üşüyor hayvancık. Kulaklarına ne olmuş böyle ya? Ha? Allah Allah. Kulakları uyuz mu olmuş? Pek keçiden anlamam ama ona bir kontrol edeceğiz. Tutup bakacağız bunun derdi ne. Bu da uysal, güzel bir keçi. Bunu da bizim köyden aldık. Bizim kasabadan. O da böyle değişik bir şey. Korkmuyor fazla. Geldiğinde hiç korkmazdı da şimdi biraz o da diğerlerine ayak uydurmaya çalışıyor. Şahane bir manzara. Her şey tam istediğim gibi oluyor burada. Kendinize iyi bakın. Mutlu Noeller, mutlu yeni yıllar diliyorum hepinize. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bye.